29 Mayıs 2015 Pazar Cuma haftanın son günü, ayın son yeşil bülteni. Her ayın son yeşil bülteninde adet olduğu üzere bugün de Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarının gündemini alıyor olacağız. Hemen konuğumu tanıtayım. ÇEHAV'dan Bora Sarıcı, avukat Bora Sarıcı konuğum bu ay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, artık Aralık'ta başladık geçen yılın. 6. ÇEHAV gündemi olacak. Bir süredir devam ediyoruz. Bu ayda Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarının gündemini aktarma işi sana düştü Bora. Hem İstanbul'a hoş geldin diyelim, hem de dilersen o gündemin ilk maddesiyle başlayalım. Hoş bulduk diyorum ben de. Gündem, birçok gündemimiz var tabii ki ama herkesin gündemi olduğu gibi seçimler de yine bizim gündemimizde. Özellikle partilerin seçim programları. Burada dikkat çeken hem ana muhalefet partisinin hem iktidar partisinin birbiriyle yarıştığı ölçüde bir kalkınma, bir gelişme, bir Türkiye'yi daha da nasıl ileriye götürürüz atakları silsilesiyle hareket eden vaatleri söz konusu. Tabii bu kalkınma, gelişme deyince bizde akan sular duruyor. Çünkü herkes toplumsal rızası bu yönde ve diyorlar ki biz ne kadar kalkınırsak, biz ne kadar gelişirsek Türkiye'nin ortak refahı o kadar yükselecek. Ama hal hiçbir zaman öyle olmuyor. Gelir dağılımı, adalet ve varlıkların dağılımı toplumsal kalkınmayla ya da birilerinin kalkınmasıyla gerçekleşmiyor. Bu gelir adaletsizliğinin çözümü aynı zamanda toplumsal ve siyasal bazı sorunları da çözülmesi gerektiğini işaret ediyor. Bu sorunlar çözülmeden hiçbir zaman bir toplumsal kalkınmadan söz edemeyiz düşüncesindeyim. Mesela işte Muhalefet Partisi'nin Merkez Türkiye projesiyle 3. Havalimanı'nı karşılaştırdığınızda aslında aynı şeyden bahsediyor gibi oluyoruz. Bir düzlemde buluştuklarını vurgulayalım, öyle değil mi? Yani Türkiye galiba artık mega projeler çağına girmiş gibi. Çünkü hem hükümet partisi hem de ona en yakın ana muhalefet partisi artık mega projeleri konuşuyor veya konuşturuyor sanıyorum. Ve bu mega projelerin hepsi de doğa ve insan yaşamı için bazı etkiler bırakıyor galiba. Aslında son 10 yılda değil, belki son 50 yılda, belki son 100 yılda bir Türkiye mega projeler ülkesi halinde. Bir GAP mesela, en yakın hafızamızda bir GAP projesi vardı. Bir mega proje olarak sunulmuştu. Çevresel etkileri oldukça bölgeye zarar verdi. Elde edilmesi gereken enerji miktarıyla verilen tahribat birbiriyle çok orantısız şekilde, çelişen şekilde, atılan taşın kurbağaya değmeyeceği ölçüde Türkiye ekonomisine neredeyse hiçbir katkıda bulunmadı. Ama hiç kimse de bunu sorgulamadı. Yine aynı şekilde o zaman GAP projesini sorgulamayan bizler yine 3. Havalimanı'nı ya da muhalefetin önermesindeki Merkez Türkiye projesini sorgulayamaz haldeyiz. Çünkü sorgulandığı takdirde bu gelişmeci politikalar aksi düşünenleri vatan haini olarak sıfatlandırılıyor. Hiçbir şekilde eleştiri getirilemiyor. Çünkü siz bizim gelişmemize engel misiniz? Siz başka bir mihraklara mı, onların tabiriyle mihraklara mı hizmet ediyorsunuz? Biraz daha iyi durumda değil miyiz? Yani çok önemli bir konu açtın aslında ve iyi bir örnek verdin. Güneydoğu Anadolu projesi, GAP projesi gibi bir proje vardı. İşte belki de Türkiye'nin o mega projelerinin kapısını açan en önemli projelerden biriydi o vakitler. Hiç tartışılmadı, konuşulmadı. Ama bugün geldiğimizde örneğin mesela Ilısu Barajı'nı, Hasankeyf'i yine o projeler kapsamında konuşuyor oluyoruz ama biraz daha fazla konuşabiliyoruz galiba, değil mi artık? En yani, azından eleştirmek ya da tartışabilmek adına. Medyada görünürlükle yaşanan toplumsal muhalefetin ölçüsü biraz farklı olabiliyor. Medyada biraz daha belki bizim görmek istediğimiz tarafıyla, bizim romantize etmek istediğimiz tarafıyla biz mücadeleyi daha büyüterek görüyoruz ama ben kişisel kanaatimdir. Aslında verilmesi gereken tepki yeterince verilmiyor. Bir üçüncü köprü meselesinde, bir üçüncü havalimanı meselesinde bir ikinci Gezi Parkı olmuyor. Oradaki köylülerin kapalı da olsa, örtülü de olsa bir icazeti var. Yani hiçbir zaman toprağını, suyunu, yerini, yurdunu kaybetme endişesini taşımıyor. Her zaman yerimi ne kadar daha pahalıya satarım, buradaki kamulaştırma bedeli ne kadar daha yüksek olur, ben bu işten ne kadar daha fazla kar elde ederim mantığıyla bakıyor ve oraya aktarılacak buradaki toplumsal muhalefet de hep kısır kalıyor. Yani bir tam anlamıyla bir güç oluşturup oradaki projenin gerçekte vereceği zararın kamuoyuna durulması konusunda bence sıkıntılar var. Bir vesileyle rıza yaratılıyor aslında orada, evet. Da öyle değil mi?
Evet, 3. havalimanıyla başlıyoruz galiba. Mega projeleri konuşurken öyle bir konu var çünkü önümüzde. Dedik, evet, oraya geçelim çünkü burada epey önemli davalar vardı. Bir yurttaş davası vardı. Yurttaş davasında bir yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Yürütmeyi durdurma kararında bilirkişi rapor hazırlanıncaya kadar yürütmenin durdurmasına karar verilmesi gerekir derken bilirkişi raporu hazırlanmadan aynı karar aynı mahkeme tarafından kaldırıldı. Diğer taraftan odalar tarafından yürütülen davada ise bir hukuk garabeti yaşandı. Bir taraftan yürütmeyi durdurma kararı çıkarken başka bir mahkeme yetkisizlik kararı verdi. Dosyayı uzatmak için elinden geleni yaptı. Ama en nihayetinde bu davada bir keşif söz konusu. 16 Haziran'da burada da bütün vatandaşlar, bütün duyarlı kesimlere duyurulması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü keşifte hazır bulunmak herkesin hakkı. Bu bir toplumsal davadır, bir yurttaş davasıdır. Oradaki keşif heyetiyle birlikte oradaki yapılan incelemeye katılması bence önemli. Herkes katılabiliyor mu? Katılabilir. Yani izlemek herkes için alenidir. Duruşma, aleni duruşmayı izlemek, keşfi izlemek için herhangi bir ön izin şart ya da bir mahkeme kararına gerek yok. Herkes gönlünü isteyen katılabilir. Yine kamuoyunda önemli, özellikle medyada da çok fazla yer alan bir Yırıca davamız vardı. Davada acele kamulaştırma ile birlikte 6.000'in üzerinde zeytin ağacı kesilmiş, köylülerin toprakları elinden bir anda gasp edilerek adeta ellerinden alınmıştı. Bu davada acele kamulaştırma kararı kaldırıldı. Aynı zamanda ÇED gerekli değildir. Çok özür dilerim. ÇED olumlu kararın iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı. Bütün bu başarıların üzerine, hukuk başarıların üzerine. Şimdi termik santralin projesinin tamamının iptali için bir duruşma yapıldı. Bu duruşmaya ÇED adına gönüllü avukatlar katıldı. Ayrıca böyle bir gündemi söz konusu. Yırca'yı da takip ediyor Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları bir yandan. Keza Urla'da medyada yine Tayyip Villalar olarak yer aldığı sit alanının birinci dereceden üçüncü dereceye gayri hukuki bir şekilde düşürülerek yapılan villaların hukuka aykırı olduğu yönündeki davada üçüncü keşif yapıldı. Bu keşfe de yine ÇEHAV adına, Çevre ve Ekoloji Hareketli Avukatları'nın adına avukat arkadaşlar katıldı. Burada ilgi çeken nokta hiçbir şekilde görüntü alınmasına izin verilmedi. Oysa yine aynı şekilde bir taraf olarak avukatın, taraf vekili olarak avukatın görüntü alma, delil toplama serbestisi varken hakim gayri keyfi olarak hiçbir şekilde görüntülenmeye, içeri girilmesine, bölgede araştırma analiz yapılmasına izin vermedi. Gayet kapalı kapılar arkasında, mahkemeye de yansımış olsa da kapalı kapılar arkasında bir mahkeme süreci yürütülüyor. Şunu da hatırlatalım izleyenlerimize. Geçen yıl ÇEHAV avukatlarının da olduğu insanlara fiili bir gözaltı da uygulanmıştı orada, değil mi? Urla villalarında. Evet, orada ben de vardım. Sen de vardın. Ben de vardım. Biz dava öncesinde durum nedir? İşte kıyı kanununa göre kıyılara ulaşım hiçbir şekilde engellenemez. Oysa kıyıya giden tek bir yol var. Yolun sonunda villalara çıkan bir arazi var ve o araziden ancak kıyıya geçilebiliyor. O yolun sonuna demir parmaklıklarla, kamera sistemleriyle kapatılmış. Biz oraya geldik, orada durduk. İçeri giremedik tabii ki haliyle. O esnada bir yetkili, görevli ya da sahip birisi geldi. Onunla aramızda diğer avukat arkadaşlarla bir hakarete varan bir tartışma çıktı. Artı bu davada avukat ve o avukat meslektaşlar ve bu diğer şahıs hakkında halen daha devam ediyor. Onda da merakla bekliyoruz sonuç ne olacak. Bir başka önemli konu İzmir'in kanayan yarası FM Çukuru'ndaki altın madeni. Biliyorsunuz 2011 yılından beri burası işletilmekte. Bir taraftan kanayan yarası olmasını belki derecesini azaltmıyor ama burada kapasite arttırım için ÇED gerek değildir kararı verilmişti. Buna meslektaşlar dava açtı. En azından ÇED kapasite arttırımının iptali söz konusu oldu. Bununla birlikte buradaki bir metal kirliliği tespit edilmiş oldu. Ve
söyleyeceğimiz o ki yani faaliyette olan altın madene karşı hukuki mücadeleyi sürdürmek daha güçtür. Ama kapasite arttırımındaki tespit edilen hukuki ve maddi gerekçelerle buranın tamamen kapatılması konusunda mücadele etmemiz gerektiği daha da netleşti. Burası İzmir'e ölüm saçmaya devam edecek. Yine İzmir'den devam edelim. İzmir'de yine kamuoyuna nükleer atık davası olarak yansıyan İzmir Karabağlar'daki eski kurşun fabrikasında nükleer atıkların ayrıştırılması ve temizlenmesi ile ilgili bir dava söz konusu. Burada bu ayrıştırma işlemi için ÇED gerekli değildir kararı verilmişti. Meslektaşların açtığı davada ÇED gereklidir, yürütmeyi durdurma kararı verildi ve burası için ÇED gerekli değildir yolunda adımlar atıldı mahkeme tarafından. Ancak halen daha burada nükleer gibi çok somut bir tehlikenin var olmasına rağmen herhangi bir hastalık taraması, sağlık taraması, bu maden nükleer atıkların nereden gelip nasıl bu şekilde bölgeye yerleştirildiği hiçbir şekilde araştırılmadan tamamen oradaki ayrıştırma temizleme işlerinin üstüne toprak atarak gibi çok ilkel ve cahilane yöntemlerle çözülme yöntemine gidilmekte. Buranın bilimsel bir araştırma ve gerçekten çevre sağlığını en az şekilde zarar verecek şekilde ortadan kaldırılması hali gerekmekte. İzmir'de durum bu. İzmir'de aslında Ali Ağa da var galiba değil mi bir taraftan? İzmir Kuito gemisi. Kuito gemisi bizim gündemimizde ancak Mayıs ayı gündeminde bir gelişme olmadı. Şu an için size aktarabileceğimiz şey yok. Ancak hani biz de yakından ilgileniyoruz. Bu konuyla yani İzmir'i şeyden söyledim. Bu yani nükleer meselesiyle ilgili İzmir'de iki mesele konuşuyoruz. Yani Kuito bir gemi, radyoaktif atık. Bir de radyoaktif atıkların gömülmesi durumu ki akıl alır bir şey değil. Nükleer santralin olmadığı bir ülkede biz bunları konuşuyoruz. Yani çok belki hatırlatmak için izleyenlerimize söyledim ben de. Şöyle bir yorum yapayım. Yani İzmir'deki meslektaşların başarısı diyeceğim. Belki kim bilir başka yerlerde ne atıklar, ne sorunlar, ne problemlerle karşı karşıyayız ama İzmir'deki meslektaşlar gerçekten özellikle Arif Ali Cangı ve Cem Altıparmak, Hande Atay gönülden bütün ellerinden geldiğince bu işlerin sahip çıkmaya çalışıyorlar. Onların da katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. İzmir'de özellikle bu davaların bu şekilde etkin yürütülmesi konusunda. Antalya'ya geçelim. Antalya'da Faselis, bu Rixos oteller zincirine ait Faselis, Dream Faselis olarak geçen otelin yapılmasına ilişkin bir orman tahsisi söz konusuydu. Keza ÇED gerekli değildir kararı vardı. Her iki davada da ÇED gerekli değildir kararını yürütmeye durdurma ve orman tahsisi için yürütmeye durdurma verilmişti. Bu olumlu gelişmenin üzerine bir de Müze Müdürlüğü tarafından bölgede bir kaza çalışması başlatıldı ve eski antik dönem o kadar yani artık sonuç verdi demek ki yani insanlar burası bir tarihi kent, burada otel yapamazsınız yüzlerce binlerce kez bağırmasına ilk defa belki bir kulak verildi. Bir kazı başlatıldı. Kazı neticesinde ulaşılan antik döneme ait eserler neticesinde de Faselis'te otel ruhsatı tamamen iptal edildi. Tamam yani Faselis antik kenti tümüyle kurtuldu diyebiliriz artık. Türkiye'de bir daha gelmezdi. Bir daha bir şey gelmezse, bir daha bir otel yapmak istemezlerse oraya. Bir HES haberi de Boğazpınar'dan. Mersin. Yani buradaki arkadaşların da gerçekten hani mücadelelerini tebrikle, alkışla karşılamak gerekiyor. 4 yıldan beri bin bir emekle, bin bir özveriyle, festivallerle kendilerini duyurmaya çalıştılar ve çoğu yerden de kendi taleplerine, isteklerine, hukuki yardımlarına karşılık buldular. Ve aşkları davada en neticesinde ÇED gerekli değildir kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Bundan sonrası için de mahkemenin aksi bir karar vereceğini sanmıyoruz. Buradaki HES projesi de büyük bir ihtimal iptal edilecektir. Keza Antalya'yı atladık. Tekrar Antalya'ya döneceğim. Geyikbayırı maden arama ruhsatı davası da yine kurum müdürlük tarafından bir iptal söz konusu. Burada daha önceden maden ruhsatının iptali için açılmış bir dava vardı.
yine akıllara zarar bir proje. Muazzam bir dağcılık potansiyeli, turizm potansiyeli, hatta National Geographic dergisinin yapılması gereken, Türkiye'de yapılması gereken aktivitelerde ikinci sırada olan dağ sporları ile ilgili bir alan, maden arama işletme ruhsatına verilmişti. Buna karşı bir dava açıldı. Burası birinci dereceden bölgesi, aynı zamanda su havzasının bulunduğu bir yer. Artı turizm var, tarım var. Yani Allah'tan diyelim, yine burada da bir kendi idari işlemlerini geri alınması suretiyle buradaki maden arama ruhsatı iptal edildi. Geyikbayırı'nda değil mi bu maden arama ruhsatının evet. iptali? Peki. Yani orada da durdurulmuş oldu. Aslında hiç fena gelişmeler yokmuş bu ay sanırım, değil mi? Yani şöyle söyleyeyim, ben özellikle olumluları seçtim. Güzel, peki. Yani süren, mücadele edilen, aşama kaydedilen ama netice alınamayan dosyaları seçmedim. Hı-hı. Onun için de belki seyircilerden özür dilemem gerekiyor. Bir sonuç aldığımız ve hani sevindirici haber ve hani umut veren haber şeklinde izleyenlere aktarabileceğimiz haberler. O da şüphesiz seçtim. Önemli değil mi? Boşa mücadele etmiyor kimse demek için. Doğru. Aynen o şekilde. Yoksa her meslektaşın ellerinde onlarca çevre davası var. Hepsi bir şekilde yürüyor. Olumlu kararlar çıkıyor, olumsuz kararlar çıkıyor. Olumsuz kararlara karşı itirazlar söz konusu. Biz de elimizden geldiğince bu işlerle vakit, mesai ve emek harcamaya çalışıyoruz. Peki başka notlar yoksa aslında seni de getirdik ta oralardan. Kayaköy'den birazcık bahsedelim. İsterim son bölümde. Ben de çok isterim. Evet, neler oluyor Kayaköy'de? Siz de bir mücadele veriyorsunuz orada bir otel projesine karşı. Mesela bugün Fasalis örneğini verdin. Kayaköy'de de yakın bir durum var galiba. Çok yakın. Hatta dava dilekçelerini hazırlarken Fasalis'teki davayı yürüten meslektaşla birlikte birbirinize yardım ederek dava dilekçelerini hazırladık. Çünkü orada da bir tahsis ve bizde de bir tahsis söz konusu. Hemen parantez için, ben Muğla Fethiye Kayaköy'lüyüm. Yani kendi köyümün davası ve hani davanın öznesi olarak ben sadece bir hukukçu ya da bir avukat olarak değil, aynı zamanda kendi köyünü, yurdunu savunan bir insan olarak o davanın içerisinde var olmaya çalışıyorum. Kayaköy çoğu kişi bilir. Mübadeleyle göç etmiş insanların, Rum vatandaşlarının yaşadığı 1923 yılında boşaltılmış bir köy. 23 yılında boşalttıktan sonra hiçbir şekilde tekrardan oraya bir el değmemiş ve tamamen çürümeye terk edilmiş. Gelenler de hep burayı bir kar rant kapısı olarak, acaba biz burayı turizme nasıl özgüleyebiliriz olarak bakmışlar. En sonunda 2006 yılında maliyeye ait olan bu yer Turizm Bakanlığı'na 300 yataklı otel projesi yapılması için tahsis edilmiş. En son bizim öğrendiğimiz 2013-14 Ekim ayında ise de Turizm Bakanlığı tarafından ihale suretiyle buranın alıcısı aranmış ve burayı otel yapılsın diye bir özel şirkete, özel sermaye devredilmek istenmiş. İhale de alıcı çıkmadı. Ama bu demek değildir ki buranın hani herhangi bir şekilde tekrardan korunacağı ya da restore edileceği ya da hali hazırdaki durumuyla muhafaza edileceği anlamına gelmiyor. Çünkü tekrardan bir ihale yapılması söz konusu. Bizim açtığımız davada bu tahsis işleminin buranın turizme özgülenemeyeceği, buranın kültürel, manevi ve tarihi dokusu içerisinde korunması gerektiğini, özellikle bir açık hava müzesi olarak kullanılması gerektiğini, bir mübadele müzesi olarak kullanılması, tekrardan yaşanmaması gereken bir acının hatırlanacağı bir yer olarak muhafaza edilmesini savunmaktayız. O yüzden turizm ve tahsisin iptalini talep etmekteyiz. Nedir peki? Bir cevap alabildiniz mi bu davada? Davamız ya da bir devam ediyor. Devam ediyor. Devam mücadele ediyorum. Sürüyor. Bora Sarıca, çok teşekkür edeceğim. Süremizin sonuna geldik. Ben teşekkür Ayaklarına ederim. Ayaklarına sağlık, ağzına sağlık. Ben çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin sizlere de. Evet değerli izleyenler, çevre ve ekoloji hareketi avukatlarının aylık gündemlerini alıyoruz. Bu ayda Mayıs ayı için Bora Sarıca stüdyomuzdaydı ve ondan aldık ÇEHAV gündemini. Haftanın ve ayın son yeşil bülteniydi diyelim, yeşil bülteni kapatırken. İmece'de bugünse sürüyor, 16'da mercek altı var, 17'de ise biz tekrar karşınızdayız seçime doğruyla. Görüşmek dileğiyle.